belge var açıklayacağım. İnanılmaz dediğin gibi. Şu an senden daha fazla şey biliyorum. Ama az sonra hepsini söyleyeceğim fazlasıyla. İsterseniz bir elması komşularına dönelim önce. Elmas Hanım için hayırlısı neyse o olsun diyorum. Osman Bey'i de gördüm. Elmas Hanım'a çok benzettim. Osman Bey çok güzel bakıyor. Sevgiyle bakıyor. Kızı gibi görüyor. Ben babası çıkacak diye düşünüyorum açıkçası. O soruyla yaşanmazdı hayatı boyunca. Çok iyi yapmış, çok emin bir yere gitmiş. Çok benziyorsunuz. Gerçekten. Yani o duygusal olarak da insan bir... İtiyor yani. Bakıyorsun yani, inceliyorsun. Umdukları gibi çıksın. İki ailenin de yaraları kapanır inşallah. Peki DNA testinden ne çıkar sizce? Şu anda ya Allah bilir. Bilemeyiz ama tesadüf denen bir şey hayatta yok. Allah inşallah buluşturursa buluşacaklar. Ben annesine çok benzettim. İnşallah annesidir. İnşallah olumlu çıkar. Çünkü baba olacak kişi o kadar sevecek bakıyor ki ona. Hani gözlerinin içine bakıyor. Gülerek. İnşallah olumlu olur. Seviniriz. Çünkü küçüklüğünle o kadar bir benzerliği var ki. Çok benziyor. Elmas'ın hayat hikayesini bilmiyordum açıkçası. Duyunca ve görünce çok şaşırdım. Tesadüfen programı izliyordum. Oradan gördüm zaten. İnşallah çıksın tabii ki yani. Tek dileğimiz o da. Bulsun ailesini inşallah o da. Müge çok güzel program yapıyor yani. Seyrettikçe de kavuşturdukça da seviniyoruz. Bazı ağlıyoruz onunla beraber. Bazı sevindiriyor, bazı işte üzüntülü. Biz Müge'ye güveniyoruz. Bulur. İnşallah efendim, inşallah. Yani DNA testi sonucunda baba kız çıkmasalar dahi ben Osman Bey'in kaçırılan kızının tekrar gündeme gelmesinin de bu aile için... Evet. Faydalı oldu. Yani mutlaka her şeyde bir hayır vardır, evet, ya. Buna vesile. İnanıyorum. Ben de tesadüflere inanmıyorum. Bir vesile. Evet. Eğer siz baba kız çıkarsanız, hani siz diyorsunuz ya düğün evi gibi yapacağım. Kurbanlar keseceğim. Evet, mevlütler okutacağım. İnşallah biz de geliriz o mevlütlere. Davullara, zurnalara. Ama olmasa dahi bu konu gündeme geldi. Bunun üzerinde devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Şimdi Murat Bey'e biliyorsunuz bundan yaklaşık bir ay evvel Mart ayında bir mesaj geldi. Bu mesajı gidiyor savcılığa başvuruyor fakat hattın kimsenin ya açık hat denilen bir şey ya. Benim bilmediğim, hep ben de bu programda garip garip şeyler öğreniyorum. Dediğim gibi ben vatandaş olarak gittiğim zaman artık neredeyse soy kütüğüne kadar hani anneannenin nereden geldiğine kadar hani bakıyorlar. Ama bazıları da bu açık hatları, açık kartları alıyor. Nasıl aldıklarını bize de bir anlatsalar belki biz de alacağız yani. Hani anlamıyorum ben. Soruyorum bunu. Hiçbir şirket diyor ki hayır, hiç öyle bir şey olmaz. Ama bakıyorsun yok işte kaydı. Nasıl oluyor anlamıyorum. Şimdi Murat Bey'e bakın gelen mesaj diyor ki yıllardır aradığınız İstanbul'da çok yakınınızda gözünüzü açın diyor. Kısacası. Sonra... Aradığında Murat ben evliyim beni arama diyor. Demek ki kadın diye düşünüyoruz. Evet. Tamam da hadi bir kadın gördü, dalga geçmek istedi seninle. Facebook'ta gördü falan filan. Bu açık hattı nereden buldu? Hiçbir fikrim yok. Şimdi yani açık hattı ben Müge Anlı olarak alamıyorsam. Alamıyorum gerçekten yani, denemesi bedava. Çıkalım alalım bir kamera, gidelim soralım nasıl alacağız, ben bilmiyorum yani. Alamıyorsam sana hem böyle bir bilgi veren kişinin hem de böyle bir açık hattı olması şüphe uyandırıcı. Murat tekrar gitti savcılığa başvurdu. Çünkü bu yeni gelişmelerle beraber. Tamam açık hat ama bir şekilde bulunur o. Ve hatta şimdi onun da görüntüleri var. Murat'ın orada dediğine başta, en başta ben de söyleyeyim. Murat diyor ki bana bu mesajı kim gönderdiyse biz seni bir şekilde bulacağız. Sen o zaman bize ulaş. Neyse durumu anlat. Yani aynen. Biz savcılıkla, polisle, onunla, bununla, karakolla uğraşma. Madem evliyim diyorsun, madem şu diyorsun, madem bu diyorsun. Bize de ulaşabilirsiniz. İsminizi biz yine gizli tutarız. Ama bize bilgi vermek zorundasınız bu mesajı attıktan sonra. Aynen öyle abla. Tekrar gittin. Savcı da seninle çok ilgilenmiş. Çok ilgilendiler Müge Hanım. Şimdi sizin isminizi verdik. İnanın yani bütün Çağlayan adresi ayağa kalktı. Ay yok estağfurullah, yani, hiç onunla alakası yok. O kadar ilgi gördük. Yani, o kadar ilgi gördük. Sağ olsun oradaki bütün kardeşlerim ama benimle hiç alakası yok. Biz yani gittik, konuyla alakası yok. Savcı ve dilekçemizi verdik. Allah razı olsun sayın savcı. Dilekçemizi sunduk, dilekçemizi verdik. Yani ben orada da söyledim. Şimdi bu numaranın sahibine tekrar seslenmek istiyorum sizin aracılığınızla. Şimdi bu numara er ya da geç ortaya çıkacak. Çünkü savcılık bunun peşini bırakmayacak. Ben diyorum ki
savcıyı, polisi hiçbir şey uğraştırmayalım. Sen bana nasıl ulaşmışsan tekrar bana ulaş veya Müge Hanım'ın programına ulaş. Evet. Biz senin ismini zaten vermeyeceğiz. Biz sana bir kötülük de yapmayacağız. Bize yardımcı ol, biz de evladımızı bulalım. Öbür türlü zaten... Yani nasıl olsa ulaşılacak. Nasıl olsa bulacağız hani seni madem yani. Evliyim duyulmasın o diyorsun bu diyorsun falan işte sana bir yol bak altta telefon numaralarımız var. Aynen ara. Öyle. De ki ben attım hangi numaradan attığını da söyle. Eşleştirelim hani sen misin değil misin bakalım. Şu yüzden attım şu dedim. Yoksa akabinde zaten evliysen bir bayansan ya kocan da bunu öğrenecek kocan ailesi de bunu öğrenecek herkes bunu öğrenecek. Bir şey söyleyeceğim yani kocası da ailesi de falan da filan da öğrensin aslında yani. Yardım yani. Büyük bir. Yani diyor ya ben evliyim rahatsız etmeyin. Evet. O açıdan söyledim yani. İnsanlık yapılacak. İnsanlık vazifesi yapıyor ama eğer bahsi geçen kişiler onun yakını da hani o yakınlıktan dolayı ne bileyim kaçıran kızın akrabalarının işte gelindir şudur falandır bunun duyulmasını istemiyorsa Murat da diyor ki ben de aynı şeye katılıyorum. Kardeşim ara bizi ben şunu söyledim de ne halim varsa gör. Aynen öyle. Vallahi hani bir şekilde ben sayın savcımıza da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Adliyede çalışan tüm arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Kapıdaki güvenliğinden katibine kadar hepsi çok önemli bir iş yapıyorlar. İnsanlık adına bir şeyler yapılıyor orada. Sen zaten gittin dedin ki hani benim kardeşim yok bununla ilgili geldi. Gerçekten onlar da seferber çok olmuşlar. Güzel, çok da güzel. İlgilenmişler. İzleyelim. Çok ilgilendiler bizimle. Murat Bey geldiniz adliyeye. Evet adliyeye geldik. 34 yıldır kaybolan kardeşim hakkında telefonuma mesaj gelmişti. Ben o mesajı Müge Hanım'ın programında gösterdim. Şu anda da adliye sarayındayız. O numaranın tespiti için savcılığa başvuruda bulunduk. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Bana bu mesajı çeken kişi lütfen bize ulaşsın. Ben kesinlikle ismini de vermeyeceğim. Bize yardımcı olsun. Dualarımız onunla olur. Mesajda ne yazıyordu Murat Bey? Mesajda şöyle bir şey yazıyordu 13 Mart'ta gelen mesajda. Yıllardır aradığınız kişinin İstanbul'da başka yerde aramayın çok yakınınızda bir dost diye bir mesaj yazıyordu. Tabii ben bu mesaja istinaden birkaç defa aradım kendisini. Kendisi telefona bakmadı o da bana mesaj çekti. Mesajında şunu söylüyordu. Beni aramayın ben evliyim beni rahatsız etmeyin size yeterince yardımcı olduğumu düşünüyorum diye bir mesaj geldi bana. Ama bize yeterince yardımcı olmadı. Bize yeterince yardımcı olmak istiyorsa... Numaranı biliyor, arasın beni veya mesaj çeksin yine. Yıllar sonra bu mesaj sizi umutlandırdı sanırım. Tabii ki yıllar sonra gelen mesaj bizi bayağı bir umutlandırdı. Çünkü bir dosttan geldiğini söylüyor, İstanbul'da olduğunu söylüyor, çok yakında olduğunu söylüyor. Peki buraya geldiniz, savcılığa başvurdunuz herhalde. Evet buraya geldik, o numara hakkında hukuk işlemlerimizi başlattık, savcılığa başvurduk. Sağ olsun savcı bey yardımcı oldu bize, bu numaranın tespitini yapacağına söyledi bize. Ama ben şunu söylüyorum. Bu numaranın tespitinden önce kendisi bana ulaşırsa çok sevinirim.